Şimdi tabii ki maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Karşımızda son haftalarda 3 hafta maçtır kazanan ve az gol yiyip bir mağlubiyet alan bir takım vardı. Biz de belki yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar, bu anlamda oyunu ne kadar istediğimiz gibi oynasak da sonuca yansıtamadığımızda alamadığımız skorlar vardı. Bugün bizim için önemli olan bu mücadeleyi skorla destekledik ki ilk yarı 1-0, ilk yarı belki farkı artırma şansımız vardı. Atamadık ama takım savunması anlamında özellikle ilk yarıda rakibin ön alanda rakibe yaptığımız ön alan baskısı rakibi oyun kurmasını engelledik. Bu da bence rakibin format dışına çıkmasına neden oldu. Çok iyi bir savunma yaptık. Çünkü savunma topa göre savunma pozisyonunu ön alanda da yapabilirsin. Kendi alanında da yapabilirsin. Bu ilk yarı bizim lehimize olan bir 5-10 dakikalık bölüm ancak rakibin üstünlüğüne geçti. Topa sahip olduğu bölüm ama pozisyon vermedik. İkinci yarı sistem anlamında bir formasyon değişikliğine gitti rakip. Biz tabii ki her şeye hazırlıklıydık. Yani yine belki oyuncularımızla yine ön alanda karşılama hedefimiz vardı. O karşılayacağımız, o yapacağımız baskı rakibimizi kalemizden uzak tutacaktı. Bölüm bölüm bunu da yapamayınca biraz daha geri yaslanmak durumunda kaldık. Ama o alanları kapattık. Kendi alanımızdaki özellikle gol zondaki bütün toplara müdahaleleri biz yaptık. Bizim için belki farkı 2-0'dan sonra arttırma şansımız da olabilirdi ama ben 1-2 pozisyon dışında, karambol dışında pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet çok değerliydi. Özellikle bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Samsun için çok anlamı olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum. Ben de burada gelen taraftarlara, tüm Türkiye'ye, yani Samsunlulara armağan etmek istiyorum bu galibiyeti. Çünkü onların desteği bizim için çok önemli ve değerli. Şimdi tabii ki oyuncu grubu gerçekten buradan da onları teşekkür ederim. Karakterli ve benle ilgili yaşadıkları yaklaşık bir aylık bir süreç var. Onlara hem futbolun gelişimi, bireysel ve taktiksel gelişimin yanısında onlara dokunmak, onların duygularını hissetmek, onlarla beraber hareket etmek önemliydi. Maç hazırlığımız, çünkü geçen hafta biz belki son dakika gol yemeseydik yine kazanacağımız bir maçtı. Tabii ki üzgünüz 2 puanla ama oyunun, mücadelenin, o sahadaki temponun bize her zaman sonuçta başarıya götüreceğini oyuncularımla sürekli paylaşıyordum. Onlar da teşekkür ederim burada. Çok iyi bir mücadele ettiler. Yani rakibin bütün oynama anlamındaki gerçekten pas oyununu çok iyi oynayan ve yetenekli oyuncularla bir sistem olan bir takıma karşı yaptık bunu. Şu an önemli olan tabii ki bu galibiyet çok anlamlı ve değerliydi. Önümüzdeki hafta tabii ki kendi saha ve seyircimizde bunu daha çok devam ettirmemiz lazım. Buradan da tüm taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Göztepe maçında gelip stadı doldursunlar. Çünkü şampiyonluklar sadece teknik heyet, yönetim yönetimle olmaz, medya ile olmaz, büyük taraftarla olur. Onların desteği bizim için çok değerli. Hep beraber Samsun Spor'u zaten bu maçta da desteklersek ben keyif alıp yine galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.